Herkese merhaba arkadaşlar. Büyük bir heyecanla beklediğinizi bildiğim yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün gönderide paylaşmıştım, bilenler biliyorlar. Gönderiye bakmayanlar artık şimdi öğrenmiş olacak. Bikin Hybrid 5 Flex isimli ürünle tıraş olacağım. Biliyorsunuz arada bu tarz videolar çekiyorum. Video sayısını 2'den 1'e indirdim. Sebebi de çok fazla ürün kalmadı. Bunu daha önce de söylemiştim zaten. Hep böyle birbirinin benzeri ürünler var. İşte bilmem Jilet'in, Blue 3'ün bilmem Platinum'un, işte Arco'nun, Derby'nin bir şeysi falan. O yüzden çok fazla böyle yeni üründe olmadığı için ben de dedim ki sayıyı düşüreyim. Çok yorum yazıyorsunuz. Çok ilginiz de var. Teşekkür ediyorum. Özellikle bu tıraş kitleri için özel bir kitle var. Ben de elimden geldiğince o kitleyi mutlu etmeye çalışıyorum ama benim uzmanlığım teknoloji. Zaten kanalda da daha çok teknoloji videoları izleniyor. Ama bu videoya inanılmaz yorum geliyor. Teşekkür ediyorum hepiniz için. Şimdi ben Bikin daha önce 3 hibriti incelemiştim. Bu 5 Flex hibrit olarak geçiyor. Aslında bu biraz Fusion'un rakibi. Şimdi Fusion'un böyle bir bıçak, 2 kartuşlu. Bunda da öyle mesela. Bir versiyonu da var. 120 lira civarında. Bu ürün 56 lira civarında, 50-55 lira civarında bir fiyatı var. Yani yarı yarıya bir fiyatla aynı özellikleri sunuyor mu göreceğiz bakalım şimdi. Ben bunu Migros'tan almıştım. İşte 56 lira mı ne aldım? Dün aldım, bugün aldım hatta. 31 Ocak'ta çekiyorum bu videoyu. 1 Şubat'ta da yayına girecek. Nanotech yazıyor. Titanium diyor. Precision Blade falan filan. Bir Türkçe yazmıyor arkasında. Belki arkasında yazıyordur da. Arkada bir sürü dille bir şeyler yazıyor. Bu da. 5 bıçaklı. Bir de favori bıçağı var. 6 tane bıçağı var. Onu söylemiş olayım. Bir ürün var karşımızda. Şimdi kutusunu ilk defa ben de sizler gibi açıyorum bu arada. Yani daha önce açmadım. Hani öyle bir numara şey aklınıza gelmesin. Ha, şurada bir açacak yeri varmış. Bu güzel bu. Şöyle göstermiş olayım. Şurada. Tam şurada açacak bir yeri var. Böyle parmağınıza bastırınca. Bakalım, bastırdık. Evet. Böyle kenarda diye açılıverdi. Şöyle. Evet, evet, gördüğünüz gibi pıt diye açıldı. Bir tane sapımız var, bir tane de iki tane bıçağımız var. Allah, bir şeyleri düşürdük yere. Bakalım ne düşmüş. Bıçaklar düştü galiba, evet. Bıçaklar burada. Şöyle göstermiş olayım. Bu da şeyimizin kendisi, sapımız da burada bu şekilde. Sapa bir bakalım. Şurada böyle metalim trak bir şey var. Hatta metal, sap plastik yalnız. Ama sert bir plastik. Güzel yani, ağırlık dengesi falan hoş. Fena değil. Bu bıçaklara bakalım. Bir tanesini takalım hatta. Şöyle taktık. 5 bıçak. Bayağı da oynuyor kafası, bakın. Şöyle fıt 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 fıt. Oynayabiliyorlar. 5 bıçak bir de burada var. Üst kısmında 6 bıçak. Fusion'ın aslında bir taklidi. Ama neredeyse, neredeyse değil, tam olarak yarı fiyatına satılıyor. Bu malum bu dolarda, euro derken bu şey fiyatları çok uçtu. Öyle söyleyeyim. Bu arada burası böyle dönüyor ha. Fıtı 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 dönüyor. Güzel bir şey. Böyle bir alışkanlık yapar bu böyle. Mik 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 döndürme insanda. Böyle bir şey yapabilir. Bu arada yeni bir setup, farkındaysanız. Yeni bir eve taşındım ben. O yüzden artık daha farklı bir setupımız olacak. Bu olacak. Burası olacak. Kamera arkasında gösteririm bak birazdan. Şimdi göstereyim hatta. Kamera arkası da böyle. Büyük bir ayna var burada. Arkada da otel tipi bir banyomuzun duşu var. Şimdi ne kullanacağız köpük için? Köpüğümüz burada. Köpük burada. Şurada görüyorsunuz. Arco'nun sabununu kullanacağız. Wilkinson'un da fırçasını kullanacağım. Bu da 5 liralık, 3 liralık. Şimdi artık 8-10 lira olmuştur bu da. Minik köpürtme tasımız. Şimdi yüzümü ıslatayım. Köpüğümü hazırlayayım. Karşınızda olacağım. Evet, yüzümü ıslattım. Yıkadım daha doğrusu. Köpeğimi de yapıyorum şu anda. Kadrajı tam göremiyorum. O yüzden ayna var burada kocaman. O aynanın kenarından bakmaya çalışıyorum şu anda sizlere. Kusura bakmayın bu garip hareketler yüzünden. Çok büyük bir ayna var burada. Aynanın da üzerine bu otomobil çekimlerinde kullandığım benim vantuzlu bir tutacağım var. Onu taktım. Onun üzerine telefonu taktım. Evet, köpeğimiz hazır gibi. Bu köpeği böyle sıcak suyla güzelce böyle bir dakikaya yakın bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle. Bunu söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Böyle bir dakikaya falan böyle içinde kabarcıklar kalmayana kadar güzelce şey yapacaksınız. Bu arada bir haftalık sakalım var. Sırf şu ürünü almak için uzattım sakalı. Soğuk suyla tıraş alıyorum.
Bütün ürünlerde olduğu gibi siz sıcak suyla olun. Siz buna bakmayın. Soğuk suyla neden olduğunu biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Bıçağın kalitesini daha iyi görmek için. Çünkü sıcak suda 1 yıllık ürün de güzel çalışır. Evet, şu burnumuzu da silelim. Evet. Birazcık su koyalım. Susuz kaldı biraz şey. Sabunumuz, köpüğümüz. Tabii köpük önemli arkadaşlar. Bunu söylüyorsunuz videolarda zaten. Ben de farkındayım ama bu köpük videosu olmadığı için hani ben videoda çok aşırı uzamasın diye böyle köpüğü saatlerce yapmıyorum. Dakikalarca uğraşmıyorum. Yani hızlıca işimi görecek kadar olmasına dikkat ediyorum sadece. Ne kadar köpük iyi olursa onu söyleyeyim. Onu baştan söylemiş olayım. Köpük ne kadar iyi olursa alacağınız sonuç da o kadar iyi olur. Siz acele etmeyin. Güzelce uğraşın. Ya ben uğraşamam diyorsanız hazır köpükler var. Malum onlardan alın. Onlarla da yapabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Biraz köpüğüm az kaldı. Onu birazcık şey yapacağım. Kuvvetlendirmek için uğraşıyorum bir taraftan da. Evet. Tekrar bir parça daha köpük yaptım. Evet. Oh. Bu olay başka ya. Yani ben bu arada bazen hazır köpükle de tıraş alıyorum. İşte acelem olduğu zaman filan. Ama bu köpüğün verdiği hissiyat başka arkadaşlar. Deneyin yani, mutlaka deneyin böyle. Vakitlice güzelce deneyin. Tamam, şimdi bu kadar köpük yeter. Köpüğümüzü kenara kaldırdık. Bıçağımızı ıslatalım. Her zaman yaptığımız gibi bismillah deyip başlayalım. Şimdi bakın şöyle, şu şey çok hoşuma gitti. Mousepad şeysi gibi böyle. Eskilerin böyle şeyleri vardı, mouse balları. Ona benziyor. Hadi bakalım. Oo, çok iyi. Çok iyi. Hatta bir gönderi paylaştım ben YouTube kanalımda. O gönderiye bir yorum yazdı arkadaş. Bıçaklar çok keskin. Ben bayağı kullandım. Çok da sert sakallarım yok dedi bu arada. Ama epey de kullandım. Hala keskinliğini kaybetmedi dedi. Yani şimdi Jet Fusion güzel. Tamam, ben de çok beğeniyorum. Hatta benim var 2-3 tane bıçağım ama kartuşlar çok pahalı olmuş arkadaşlar. Yani dedim ya, bunun aynısını 120 lira alıyorsunuz jilette. 2 kartuş, bir de makinesi. Yani her şey ateş pahası oldu tabi. Bunlar da duracak hali yok. Bunlar da ateş pahası oldu. Ben beğendim. Yani bu kadar uzun sakala rağmen. Ki benim sakallarım çok sert değil. Çok aşırı da gür değil. Tıkanma falan yok. Bakın göstereyim. Şöyle yapayım, rahat görün. Tıkanma falan yok. 5 günlük, şey, 1 haftalık sakala göre de bayağı iyi. Alıyor yani, çatır çutur alıyor. Tabii şimdi bu sıfır açtık. Sıfır ürünler her zaman güzel olur. Güzelce alıyor. Bu arada destek olursunuz, teşekkür ederim. Bir açıklamada bir linkim var. Oradan alışveriş yaptığınızda bana da katkıda bulunacaksınız. Bunu da söylüyorum arada. Olanlar var, olmayanlar da var. İşte canı sağ olsun diyorum. Olanlar sayesinde işte bu tarz ürünleri alıp sizlerle böyle bir videolar çekiyorum. Ben memnunum yani bu şeyden, desteklerinizden. Özellikle çok yorum yazıyorsunuz, fikirlerinizi yazıyorsunuz. Sayıyı 2'ye çıkarmıştım ama söylediğim gibi videonun başında artık bir tane yapacağım her ay. Çünkü ürün kalmadı doğru düzgün. Hep birbirinin tekrarı olan ürünler oldu. Bu arada aramızda kanala abone olmayanlar varsa, ki tıraş videolarımı izleyenlerin arasında kanalıma abone olanlar oranı çok yüksek bu arada. Teşekkür ederim size. Yani diğer videolarda bu kadar yüksek değil mesela. 60-70, %70'i mesela benim kanala abonesiniz. Bu videoları izliyorsanız. O zaman teşekkür ederim. Ne diyeyim? Yani bu kadar sakalı da böyle tek seferde çatır çutur aldı yani, öyle söyleyeyim.
Bu arada ben şey sapı da beğendim. Tok yani ele oturuyor. Tamam plastik eyvallah. Ama şurası böyle dönüyor. Fıt 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 dönüyor. Hoşuma gitti o benim. Şöyle son bir toparlamalarını yapalım. Ufak tefek kalıyor çünkü malum. Şu üstteki bıçağı da bir deneyeyim. Favori bıçağım malum. Şöyle yapıyorum. Fena değil. İş görüyor yani. Bir de burada bakalım. Görüyor görüyor. İş görüyor. Evet. Gördüğünüz gibi 5 bıçaklı. Vallahi böyle o cillop gibi oldu öyle söyleyeyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bikin Hybrid Flex 5 modeli gerçekten de benden çok iyi puan aldı. Çünkü fiyatı uygun. En azından diğer rakiplerine göre söylüyorum bunu. Yarıya yakın bir düşük bir fiyatı var. Ve gayet güzel bir tıraş oldu. Şöyle göstereyim size yakından da. Bakın pürüzsüz bir tıraş oldu. Özellikle de böyle bu tarz pürüzsüz ve hızlı tıraş isteyenler için önerebileceğim bir model olacaktır. Şimdi benim bir puanlama sistemim var biliyorsunuz. Şurada hemen çıkartalım. 1'den 4'e kadar kalp veriyorum. Ve bu ürün için verdiğim kalp ding! Gördüğünüz gibi 4 kalp verdim. Ürün güzel. Güzel tıraş ediyor. Aynı zamanda onun altını özellikle çizim. Fiyatı da çok makul. O yüzden 4 kalp veriyorum kendisine. Bit Hybrid Flex 5 ile ilgili sizin de görüşleriniz olabilir. Kullanmış olabilirsiniz veya kullanmak istiyorsunuzdur. Merak ettiğiniz şeyler vardır. Benim anlatmayı unuttuğum şeyler vardır. Mutlaka yazmaktan çekinmeyin yorumlara. Hepsini elimden geldiğince okuyorum ve değerlendiriyorum. Bildiklerim konusunda da mutlaka bir yanıt vereceğimi de söyleyeyim. Bu arada bana destek olmak için farklı yöntemleri kullanabilirsiniz. Bir tanesi açıklamada bir link bırakacağım. O linkten alışveriş yaptığınız zaman bana katkıda bulunuyorsunuz. Bu doğrudan bir katkı. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımda takip edebilirsiniz. Bu arada TikTok'ta da yer almaya başladım. Orada da teknolojiyle ilgili özellikle videolar paylaşıyorum. Bir de yeni bir platform var Kıvay isimli. O da TikTok'a çok benziyor. Orada da videolarımla yer alacağım. Orada da farklı içerikler yine üretmeye devam edeceğim. Ve beni oralarda da takip edersiniz. Ve oralarda varsanız da siz de takip edersiniz. Çok sevinirim. Farklı bir tıraş videosunda, farklı bir teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.